Bengü Türk Haber Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyiciler. 11 Bülteni ile karşınızdayız. İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen doğalgaz zehirlenmesi sonucu Afganistan uyruklu 5 kişi öldü. Hayatını kaybeden 5 kişiden biri Türkiye'ye üniversite okumak için gelmişti. Onu ziyarete gelen 4 kişi ise 2 haftadır Türkiye'deydi. Evet sevgili izleyiciler, doğalgaz olayları bu şekilde ve şimdi İHA muhabiri Mehmet Altınışık hattımızda, hemen sormak istiyorum kendisine. Olayın ayrıntılarını ve eldeki son bilgileri alabilir miyiz? Evet, şu anda olayla ilgili incelemeler ve araştırmalar. Evet. Peki mahalle sakinlerinin tepkisi nedir olaya? Mahalle sakinleri. Umuyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mehmet kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gelişmeleri aldık. Şimdi de Dışişleri Bakanı Davutoğlu 5. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor, ona geçiyoruz. Değerli izleyiciler, deminki Afganistanlı vatandaşların ölümünden sonra başka bir acı haberimiz daha var. Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasının kırsal alanında kurulan naylon çadırda piknik tüpünün alev alması felaketi de beraberinde getirdi. Çıkan yangında hepsi kardeş, yaşları 12'nin altında 5 çocuk feci şekilde can verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek şu sıralarda Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yeni anayasa çalışmaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasını engelleyen yasal düzenlemeyi iptal etmişti. Neden iptal ettiğinin gerekçesini seçme ve seçilme anayasanın 67. maddesine göre temel bir haktır diye açıkladı. Kocaeli'nde terör örgütü KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 12 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan yüksek öğretime geçiş için başvurular bugün başladı. Adaylar başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Kılavuzun ayrıca dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Başvurular 15 Ocak 2013'te sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu da mali uçurum anlaşmasını onayladı. Senatonun ardından Temsilciler Meclisi de mali uçurum anlaşmasını onayladı. Tasarının yürürlüğe girmesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın imzası gerekiyor. Türkiye'nin dört bir tarafında yeni yıl kutlamaları yapıldı. Ne yazık ki 2013 zamlarıyla beraber geldi. Vergi harçlarından tutun da sigaraya kadar birçok kalemde cepler yanacak. Sayın seyirciler, Kılıçdaroğlu ile Cemil Çiçek'in görüşmesi sona erdi ve Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz şimdi. Haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yayınımız köşeli yazılarla devam edecek. Hoşçakalın.